İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar. İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler. Ali bin Muvaffak rahmetullahi aleyh. Delinin cevabı. Allah adamlarından olan bu mübarek zat her gün talebesine ederdi çok nasihat. Bir günde bir yaz günü birkaç talebesiyle gezintiye çıktılar dinlenmek gayesiyle. Bir tımarhane görüp İçeriye girdiler. Oranın doktoruna şöyle sual ettiler. Günah hastalığıyla dertli olanlar için şifa, deva olacak bir ilaç bilir misin? O doktor bu suale cevap veremeyince, bunu duyan bir deli söze girdi hemence. Bir teveccühüyle bu âlim ve velinin, dedi, ben biliyorum ilacını bu derdin. Önce tövbe kökünü istiğfar yaprağıyla kalp havanına koyup döv tevhid tokmağıyla, sonra onu geçirip bir insaf eleğinden pişmanlık gözyaşıyla hamur yap onu hemen. Aşkullah ateşinde pişirip kurutarak, aşk-ı Muhammediye balından da katarak, kanaat kaşığıyla yer isen gündüz gece, günah hastalığından kurtulursun böylece. Müslüman temiz bir genç, gelerek bu veliye, rica etti, bana bir nasihat eyle diye. Buyurdu, sen Allah'ın çok aciz bir kulusun. Hiç günah işleme ki, sonra pişman olursun. Ölüm var, ahiret var, asilere azap var. Günahlardan el çek ki, şiddetlidir azaplar. Öyle çok korkmalı ki kul, günah ve haramdan, içi kan ağlamalı bir günah gördüğü an. Yumuşak, güler yüzlüydi umumiyetle. Herkese davranırdı şefkat ve merhametle. Hiç yağmur yağmıyordu o beldede bir sene. Dua etmesi için geldiler kendisine. Kabul edip çıktılar sahraya dua için. Zira sıkıntıları pek çoktu her kişinin. O bütün ahaliye seslendi. Ey insanlar! Günahı sebebiyle kula gelir belalar. Bizim günahımızdan bu bela geldi bize. Gelin tövbe edelim birlikte Rabbimize. Sonra da el kaldırıp dua etti. İlahi, Kur'an-ı Kerim'inde bize sen bizatihi şöyle buyurursun ki, doğru söylerse bir kul, onun dualarını ederim elbet kabul. Biz de günahımızı itiraf ediyoruz. Pişmanız, tövbe ettik, mağfiret diliyoruz. Dileğimiz odur ki, olalım cümle mağfur ve sonsuz hazinenden İhsan et bize yağmur. Onun bu duasıyla öyle yağmur yağdı ki, böyle yağmur yağması olmamıştı hiç vakı. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin konusu,
mert isen kötülük yapana iyilik yap. Zulmedeni affetmek, hilmin, merhametin ve şecaatin en üstün derecesidir. Kendisine iyilik etmeyene hediye vermek, ihsanın en üstün derecesidir. Kötülük edene ihsanda bulunmaksa, insanlığın en yüksek derecesidir. Bu sıfatlar düşmanı dost yapar. Ra'd suresinin 22. ayetinde mealen, "Onlar şu kimselerdir ki, Rablerinin rızasını kazanmak için sabrederler. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve aşikar infak eder verirler. Kendilerine kötülük yapanlara iyilik ederler. O müminler için ahiret saadeti ve rahatı vardır." buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz, "Sana darılana git barış, zulmedeni affet, kötülük yapana iyilik et." buyurmuştur. Muhyiddin Arabi Hazretleri de, "Kötülük edene iyilik yapan kimse, nimetlerin şükrünü yapmış olur. İyilik edene kötülük yapan kimse, küfranı nimet etmiş olur." buyurmuştur. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, Müslümanlara karşı çok şefkatli ve merhametliydi. Seher vakti bütün Müslümanlara dua ederdi. Kötülük gördüklerine iyilik yapardı. Kudretullah Han isminde bir komşusu vardı. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerine sıkıntı verir, gıybetini yapar, aleyhinde konuşurdu. Bir gün Kudretullah Han hapse düştü. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri onun hapisten çıkması için çok uğraştı, fakat bunu ona hiçbir zaman söylemedi. Ebu Ali Sekafi Hazretleri güzel ahlak sahibiydi. Kendisine kötülük edenleri bağışlar ve nasihat ederdi. Bu zatın kuşçuluk yapan bir komşusu vardı. Her zaman sıkıntı verirdi. Ebu Ali Sekafi Hazretlerinin evinin damına konan güvercinleri taşlayıp uçururdu. Bir gün Ebu Ali Sekafi Hazretleri evinin damında oturmuş Kur'an-ı Kerim okuyordu. Kuşçu komşusu yine güvercinlere taş attı. Lakin attığı taş bu defa Ebu Ali Sekafi Hazretlerinin alnına isabet etti ve yardı. Yüzünden aşağı kanlar akmaya başladı. Etraftan bu hali görenler, "Şimdi Ebu Ali Hazretleri şehrin valisine gider, onu şikayet eder ve zararını def eder. Zira vali onun ricasını kabul eder. Böylece hepimiz onun zararından kurtuluruz." dediler. O zaman Ebu Ali Hazretleri hizmetkarını çağırdı ve, "Evladım, şimdi şu bahçeye git ve uzunca bir çubuk yap getir." buyurdu. Hizmetçi çubuğu hazırlayıp getirince, "Şimdi şu çubuğu kuşçu komşumuza götür ve şu güvercinleri taş atarak değil de bu çubukla uçurmasını söyle." buyurdu. Hizmetçi gidip Ebu Ali Sekafi Hazretlerinin sözlerini söylediğinde, kuşçu yaptıklarına pişman oldu ve özür diledi. Ebu Hafs-ı Haddad Hazretleri Allahü Teala'ya ve onun kullarına karşı edep hakkında şöyle buyururdu: "Allahü Teala'ya karşı edep, onun emirlerini ihlasla yerine getirmek, ondan korkmak, çekinmek, bir bela ve sıkıntı sırasında insanlara güzel muamele, genişlik zamanında yumuşaklıkla nefsin yoksulluğa düşmekten çekindiği zamanlarda cömertlik ve keremle davranmak, gücü yettiği zaman affetmek, İnsanlara merhamet ve şefkat göstermek, gelmeyene gitmek, kötülük yapana iyilik etmektir." Ebu Hüseyin Verrak Hazretleri şöyle anlatır: "Biz talebeliğimiz sırasında şu hususlara dikkat ederdik. Bize verilen şeyleri ihtiyacımız olsa bile severek muhtaç birine verirdik. Bize kötülük yapanlardan asla intikam almaz, hatta onları mazur görüp özür dilerdik. Hakaret gördüğümüz kimseye iyilik yapardık. İçimizdeki kötü düşünceler yok oluncaya kadar ona ihsanda, ikramda bulunurduk." Netice olarak
herkese iyilik yapmalı, kötülük edenlere kötülükle karşılık vermemelidir. Aklı olan, İslam'ın güzel ahlakıyla süslenir. Herkese iyilik eder. Kendisine kötülük yapanlara iyilikle karşılık verir. Hikmet ehlinin buyurduğu gibi, mert isen kötülük yapana iyilik yap. Şu benim divane gönlüm, şu benim divane gönlüm, yine hubdan huba düştü. Huba düştü. Mah cemalin şulesinden, mah cemalin şulesinden, çalkalanıp göle düştü, çalkalanıp göle düştü. Ah ben nidem şeyim nidem, ah ben felek bir gün cana kıyar, felek bir gün cana kıyar, sizi kabdan kaba koyar, sizi kabdan kaba koyar. Kimi atlas libas giyer, kimi atlas libas giyer, şükür bize aba düştü, şükür bize aba düştü. Ah ben nidem şeyim nidem, ah ben nidem şeyim nidem, yaralıyam kime gidem, ya halim kime arz idem. Ah ben nidem şeyim nidem, ah ben nidem şeyim nidem, yaralı arz idem.
Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki banyodan çıkmadan son olarak önce sağ ayağı sonra sol ayağı yıkamak sünnetmiş diye duydum. Doğru mu? Doğru değil. Öyle bir hükmü kitaplarda biz rastlamadık. Sadece anlatırken buyuruyor ki sünnete uygun olarak kusur abdesti almak için avretleri güzelce yıkandıktan sonra Hanefi mezhebine göre anlatıyoruz kitaplarda bildirileni. Ondan sonra güzelce bir namaz abdesti alınır. Bu kusurun sünnetlerindendir. Ve orada bir ifade geçiyor. Mesela tam İbn-i Hazreti bilir. Çok açık net bildirilmiş o. Banyoda kusur abdest alırken ayaklarının bastığı yerde su toplanmıyorsa ayaklarında yıkar buyuruluyor. Su toplanıyorsa çıkarken yıkanır buyuruluyor. Orada da önce sağ sonra sağ yıkanır. Abdestteki gibi. Bunun dışında başka bir hüküm yok ki. Efendim bitirdin şey yaptın çıkarken efendim ayakları böyle yıkamakta sünnet şöyle bir ifade yok. Ya bunu anlatan hani bu şeyi yarım yamalak dinledi. Onların içerisine çıkardı bir hüküm söyledi. Veyahut da dinleyen eksik dinledi ve bir şey yaptı. Hani öyle değil efendim. Elden ele bıçak vermek uygun değil diyorlar. Efendim tehlikesi başka bundan dinen değil ki. Tehlikesi bakımından mesela birisi yavaş tutar falan bıçak düşer onun eline saplanır veyahut da aynı şekilde keser. Bu tehlikeden korunmak için ben çocukluğumda rastlardım öyle. Birisi birisine bıçak vereceği zaman veyahut da tahrayı bilir misin sen tahra neye denir? Bilirim. Maşallah onu da biliyorsun. Odun kesmek için kullanılır. Mesela bazı yerlerde nacak derler bazı yerlerde balta derler neyse. Bunları falan verirken yere bırakırlar. Yere bırakırlar. Sebebine gelince mesela diyelim ki baltayı vereceksin. Sapından tutuyorsun falan. Yani elinden kayar. Adamın ayağına gelir. Yani o anda ters dönür. Yani ağır bir şey. O tahra dediğin şey de öyle. Bıçak dediğin şey de öyle. Sadece bu tedbir maksadıyla böyle yapılır. Yoksa dinen bir hükmü herhangi bir şekilde mahsur yok. Bir başka dinleyicimiz diyor ki ben diyor Peygamber Efendimizin sünneti olduğu için diyor sakal bıraktım diyor. Bunu yaparken de diyor kimseye danışmadan karar verdim. Mesela hanımıma da danışmadım diyor. Ondan izin almadım diyor. İzin almam gerekir miydi? Bir de ben şöyle sorayım. Sakal bırakması gerekir miydi? Efendim kimseden izin almasına gerek yok. Peki böyle bir zamanda sakal bırakırsa tamam Peygamber Efendimiz sünnetine yerine gidelim de Peygamber Efendimiz ayet-i kerimede geçiyor. Rabbimiz emrediyor. Fitneden sakının buyuruyor. Sen o sakalı bıraktığın zaman bütün fıkıh bilgilerini alışveriş dahil ondan sonra İslam ahlak kısmı dahil yalan, riya, gıybet dahil yeme içme dahil oturma kalkma dahil, konuşma dahil bütün hallerin aynı şekilde İslamiyet'e uygun olması lazım. Çünkü seni öyle sakalıyla gördüğü zaman senin bir yalanını, senin bir gıybetini, senin bir alışverişte yanlışını söz verdiğin zaman sözünde tutmadığını bunları gördüğü zaman adam seni fotoğraflayacak, İslamiyet'in aleyhinde kullanacak. Adam yemek yerken görüyor musun ne vahşice yiyor diyecek mesela. Hasbelkader öyle yapmış olsan. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç parmağıyla yerdi. Veyahut da eliyle yerdi. Adam diyor ki bu sünnet diyor pilavı. Avuç avuç kaşıklıyor. Sonra da adam fotoğraflıyor. İşte demiştim valla pis diyor ya. Eliyle aynı şekilde böyle yiyor diyor. Böyle de yiyor diyor. Dolayısıyla insan bir iş yaparken hele nafile bir ibadet yaparken ki bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında erkeklerin hepsi sakal bırakırdı. Yahudisi de Hristiyan da Mecusisi de putperest de hepsi Ebu Cehil'in de sakalı vardı. Ama şekiller farklıydı. Şimdi masonun, komünistin, efendim ateistin, bilmem nenin böyle şekil Vehhabi'nin değişik sakalları var. Dışarıya çıkın, gençlerin hemen hemen tamamı sakallı. Aha. Bu sünnet seni yerine getirmek falan değil. Dolayısıyla ama sen Peygamber Efendimiz buyuruyor ki siz işte bir tutam sünnet seni uygun. Bir kere bir tutam yapmıyorsun. Yani tıraş olmuyorsun, buna da sakal diyorsun, sünnet diyorsun buna. Bidatı sünnet diye anlatıyorsun. Yani hata üstüne hata yapıyorsun. Yani bir sünneti yerine getireyim derken bir sürü fitnelere sebebiyet veriyorsun. İbn-i Abidin de rahmetullahi teala aleyh dini İslam'ın şerefini korumak
Yani İslamiyet'e söz getirtmemek, çoluğunun çocuğunun nafakasını temin etmek niyetiyle sakal bırakmamanın da aynı şekilde caiz olduğu bildiriliyor. Dolayısıyla hani diyor ki ben kimseye sormadım. Ha işte kimseye sormazsam öyle olur. Biz sorduk. Kime sorduk? İbn Abidin Hazretleri'nin kitabına sorduk. Orada böyle yazıyor. Biz de o kitaba uygun hareket ediyoruz. Sen de bir yere uygun hareket et. Dolayısıyla yaptığın yanlış mı? Yanlış tabii ki. Mesela ben bildiğimiz kadarıyla işte resimlerinden görenler de olmuştur. Bu İbn Abidin Hazretleri'nin işte kitabından alarak tam ilmen Sadebediye kitabı yazan Zat Hüseyin Hilmi Efendi. Onun dışında mesela bizim Enver abi eski patronumuz, merhum patronumuz. Onlarda da sakal yoktu mesela. Bu insanlar yaşayışlarına baktığınız zaman da dini bizden çok çok iyi yaşıyorlardı yani. Böyle. Çok güzel söylediniz. İyi bilmek değil, bildiklerini yaşıyorlardı. Hem iyi biliyorlar hem de iyi yaşıyorlar. Biz de şimdi iyi biliyor. Ya böyle 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 falan ama adamın hayatında hiçbir şey yok. 5 para etmez. 10 para etmez. Hatta bize çocukken derler gavur parasıyla 5 para etmez derlerdi. Dolayısıyla yani hiçbir kıymeti yok onun. Evet ilim lazım ama amel etmek için. Amel etmek için. Amel de ihlas da olması lazım. Mesela Enver abiler bırakmadılar. Ve Hüseyin Hilmi Efendi sakal bırakmadılar. Efendim işte o oğlum niye hocası vardı. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri sünnetse niye uygun sakalı vardı. Bizzat gördü ondan ders aldı. Niye bırakmadı? O zaman bir kitabını oku bakalım niye bırakmadı. Hocası niye zorlamadı bırak diye. Aha. Demek ki bir şey var. Bir şey var. Dolayısıyla hani bazıları şimdi alem haline getiriyor. Efendim sarık var sakal var tamam dört dörtlük Müslüman. Yok ya böyle bir şey. Size de diyorlar mesela. Aha. Osman Hoca niye sakalı yok? Sakalı diyor. Yok. Ha, sakalı bıraktığın zaman ne olacak? Yani kamil mükemmel Müslüman mı olacaksın? Bilmiyorum ki. Şimdiye kadar dinlemeyenler dinleyecektir. Dinleyecektir değil mi? Yani İslamiyet'i iyi bilen, iyi yaşayan insanlar olarak bizim gördüğümüz mesela numuneler var. Ben hiçbir şey bilmiyor olsam, mantık sürütüyorum şimdi. Hiçbir şey bilmiyor olsam sadece şunu bilmem lazım. Evet o insan benden daha fazla biliyor, daha fazla İslamiyet'i yaşıyor. Dolayısıyla o ne yapıyorsa ben de onu yaparım. Ben böyle düşünüyorum mesela. Evet. Aynen öyle. Şimdi bir de şunu da belirteyim. Ehl-i Sünnet alimleri sakal İslamiyet'in şiarı diye yazmamışlar. Yazmamışlar. Doğru. Sakal da sarık da öyle. Ha diyeceksiniz efendim. Ya şeyde Hindistan'da putperest sihler sarıkları var. Doğru. Sakalları da var. Onu gördüğün zaman hepsini şeyh zannedersin. Hatta İngilizler onların kıyafetlerine dokunmamışlar bile putperest oldukları için. Adam saçını uzatıyor, o sarığın içerisine koyuyor sihler. Bakın binbaşı, yüzbaşı rütbesinde yani subay bile oluyorlar. Sarıkla ha, sarığıyla. Sakal da var, sarığı da var. Şimdi onu görünce ayınca gidiyor. Aa bu kamil ve mükemmel Müslüman mı? Putperest kafir, kitapsız kafir adam. Orta Doğu bölgesinde ha. Yahudiler var, Hristiyan papazlar falan var. Bir sürü cemaatler var. Hepsinde sakallı ve çoğunda da ayınca gidiyor sarık var. Mahalli kıyafet olarak giyiyorlar. Mahalli kıyafet olarak aynı şekilde giyiyor. Sarıyor başına. Sarık diyor. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri yani bir kimsenin Müslüman olduğunun alameti diye göstermemişler bunu. Yazmamışlar. Bir başka dinleyicimiz de diyor ki benim bir kardeşim var. 30 yaşında kendisinden 30 yaşında kardeşi varmış. Kendisinden 9-10 yaş büyük bir kızla evlenmek istiyorlar ama aileler diyor kıyameti koparıyor. Şimdi bu soruyu soran hanım dinleyicimiz de ben diyor bu konuyu anlayamıyorum diyor. Yani erkekten büyük olma mevzusunda neden bu kadar ters ve mantık dışı bakıyoruz toplum olarak? Halbuki diyor Peygamber Efendimiz ile Hatice validemizin arasında da yaş farkı vardı diyor. Ama diyor buna rağmen diyor bazı hocalarımız bile diyor bunu tavsiye etmiyorlar diyor yaş farkından dolayı. Bu diyor sünneti beğenmemek olmaz mı diyor. Bir de hüküm çıkarmış oradan kendisi. Bir kere o coğrafyada ve o zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Hatice validemiz ve evlendiği zaman Hazreti Hatice validemiz 40 yaşındaydı. Ve bütün çocukları da aynı şekilde o hanımdan dünyaya geldi. Bugünkü şartlarda, bugünkü yiyecekleri yiyen 40 yaşına gelen kadın neredeyse aynı şekilde ailesi durumuna geçmekte. Öyle oluyor yani. Tabii 30-25'inde menopoza girenler var. Dolayısıyla onu oradan sen niye kıyas ediyorsun ki? O zaman 60 yaşındaki kadıncağız da aynı şekilde rahatlıkla çocuk dünyaya getirebiliyordu. 70 yaşındaki de aynı şekilde evlenebiliyordu. 9 yaşındaki de aynı şekilde 18 yaşındaki kız gibiydi. Öyleydi. Şimdi
ve evet şeyin kadının yaşının bu sünnet değil. Kadının yaşının erkekten büyük olması, büyük olması evliye mani değil. Hiçbir kitap bunu böyle yazmıyor. Ama Ehl-i Sünnet alimleri bunları yazarken yani evliliğin dengenin yürüyebilmesi için kitaplarda uzun uzun bilgiler vermiş. Ehl-i Sünnet alimleri bunu tavsiye etmiyorlar. Çünkü Allah-u Teala kadın kulları tamam yaratılmış, onların bedenleri çabuk yıpranıyor. Dolayısıyla erkekten yaşlı ise belli bir müddet sonra kadın vazifelerini yapamaz hale gelecektir. Dolayısıyla o erkek de aynı şekilde yanlış yollara sürüklenecektir. Efendim toplumda, toplumda bu kültür verildi, bu kültürü biliyor. O yaşının büyük olması sebebiyle değildir ki, o kültür hala daha devam ediyor. Dinen Ehl-i Sünnet alimlerinin bu tavsiyeleri belki kitaplarda okunmadı bilmiyor ama, o kültür devam ediyor ki, yani zahiren baktığın zaman da bu bir sürü mahsurlar devreye giriyor. Bir başka dinleyicimiz, hayvanların diyor boynuna çan takmak, kiliselerde de çan çalındığı için uygun değilmiş. Yo, anam be, nereden hüküm? Ne müftü sakalayanlar var böyle ya. bugün birçok şey öğrendiniz hocam, evet, sayemde. Hakikaten. Peygamber Efendimiz zamanında da aleyhissalatü vesselam, deve sürüleri vardı, develer vardı, kervanlar vardı, koyunlar vardı, keçiler vardı. Develer de kervanda aynı şekilde şey yaparken o çanlar, çıngıraklar vardı. Hayvanların boynunda da vardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların hiçbirisini men etmedi, yasak etmedi. Hem kilisede kullandı, Çanı kullanıyor. Sen bugün okul zili olarak da kullanıyorsun onu. Değil mi? Okul zili olarak da kullanıyorsun. Kiliseyle bir alakası söz konusu değil. Yani şeyde kitaplarda mesela küfür alameti olarak bildirilirken boynunda haç erkek için, belinde zünnar. Çünkü bunu ibadet kastıyla yapıyor. Efendim çanı ibadet kastıyla yapmıyor. Kiliseye davet için kullanıyor onu. Dolayısıyla onun hiç mahsur söz konusu değil. Yani hayvanların boynunda da onun olması lazım. Çünkü çoban sürünün nereye gittiğini bilemez. Mesela yaramaz keçiler vardır. Yani belli şeylerine. Bir de sürüyü sevk ve idare eden orada koyun, keçi neyse çoban onları görüyor. Ona göre veriyor onu. Çünkü sürü o koyunun peşinden gidiyor. Onun boynuna bir çan takıyor. O çan sesini duydukça sürünün ne tarafa gittiğini çoban da biliyor. Orada bir ibadetle veyahut da Hristiyanlığa benzemek gibi bir şey durum söz konusu değil. Ha, insanlar oturuyorlar kendi kafalarına göre İslamiyet'i öğrenmeyip hüküm çıkartıyorlar. Bir kıymet ifade etmez bu sözler. Tesbihleri diyor namaz kılarken diyor 3 kere 5 kere hani söylüyoruz ya diyor dinleyicimiz. Ben diyor bunu 3 veya 5 olduğunu işte içimden sayıyorum diyor şaşırmamak için. Bir mahsur olur mu? İçimden sayabilirse saysın canım. Ama Subhanallah 1, 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 Subhanallah
Saysa olur mu? Ona izin yok. Ancak insan gönlünden geçirebilir. Bunu mahsur olmaz. Veyahut da aynı şekilde rükudadır. Mesela parmaklarının üzerine basarak şey yapıyordur. Onu meşgul etmeyecek şekilde ona da izin verilmiştir. Çünkü başka bir hareket de yapmıyor sadece. Olabilir. Diş dolgusu olup da Maliki mezhebini taklit etmediğini bildiğimiz birinin tabağındaki kalan yemeği ya da kalan suyu yemenin içmenin mahsur var mı? Yok, helal ve mübahse iner. Ha şimdi şunu soruyorsa efendim işte şey itibariyle hani bereketi itibariyle ne bileyim ben şeye uymadığı için zulmeti itibariyle falan o değil. Çünkü İslamiyet'in orada bildirmiş olduğu genel bir hüküm var. Putperest'te, Yahudi'de, fasıkta kim olursa olsun. Yani açıkça içinde haram nesne yoksa bu yenir. Bu yenir. Adam suyu içti, suyun geri kalanı hani mekruh olmadı veyahut da necis olmadı. Olmadı müddetçe bir mahsur olmaz. Ama hani yasaklanma durumu var mı? Var. Adam hastadır. Tüberkülozdur mesela. Yedikleri artıkları kimseye yedirilmez. O ayrı bir mesele. Bir dinleyicimiz de diyor ki bir cemaate takılmış bu. Hatta böyle cami gibi bir yermiş. 80 yaşında da 80 yaşı civarında da bir hocaları varmış. Çalgılı ilahiler filan işte dinliyorlarmış. Bu demiş ki ya çalgı haram değil mi deyince
Hoca demiş ki biz her şeyi, her yeri inceliyoruz, bakıyoruz, ondan sonra hiçbir yerde böyle bir şeye rastlamadık demiş. Hocam her yeri incelemişler, yeryüzünün bütün ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarına, hepsine baktılar. Allah-u Teala hidayet versin, insaf versin. Bu tip insanlara ehl-i sünnet alimleri katlı tarik ifadesini kullanmışlar. Yani yol kesici, eşkıya. Eşkıya. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Hepsini incelemiş. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin teganni ve müzik bahsi var İhya'da. Ve tam İbn-i Saadet-i Ebedi'de teganni ve müzik bahsi var. Nakiller yapılmış. Nakiller yapılmış. Hadis-i şerifler var orada. Gınanın haram olduğu aynı şekilde bildirilmiş. Çalkılan haram hangi kitaplarda çıkıyor, yazdığı da yazıyor. Hangi kitaplardan alındığı da bildirilmiş. Onlar... Nereyi incelemiş bu adam? Ha, herhalde oturduğu odayı şöyle baktı. Onları görmemiştir. Orada görmemiştir. Haramdır yani. Haramdır tabii. Ki ilahi olunca iş bir küfür olur. Kadar gider. Tabii küfür olur. Küfür olur. İman gitmiş adamda. Şeyh kesiyor da ona izin verince, onu dinleyince, zevkle de dinleyince iman gitmiş. Çünkü küfür olur buyuruyor. Yani bir kimse çalgıyı dinlediği zaman haram işlemiş, günaha girmiş olur. Ama ibadete çalgı karıştırınca hüküm değişiyor, küfür olur buyuruyor. O zaman iman gider. İman gidince adam her şeyi söyler onu sana. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve Toplum.